15 Temmuz 2016'da TRT'de zorla darbe bildirisi okutan FETÖ'cülerin yargılandığı muhafız alayı davasında mahkeme heyeti 497 sanık hakkında hükmünü açıklayacak. Sanıklardan 90'ı için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Ayrıntılar için yeniden Ankara'ya gidelim. A Haber muhabiri Murat Sekban duruşmayı takip ediyor. Murat, detaylar sende. 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin başkentteki son dava başlayacak ve mahkeme heyeti 104'ü tutuklu toplam 497 sanık hakkında kararını veriyor olacak. İlk duruşma 2017 yılında Ekim ayında gerçekleştirilmişti. Bugüne kadar 243 celse görüldü. Son celsede sanıkların son sözleri alındı ve bugün gerçekleştirilecek, birazdan başlayacak o duruşmada da mahkeme heyeti sanıklar hakkında istenen cezayı belirtiyor olacak, açıklıyor olacak. Toplam 90 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Peki o sanıklar kimler? Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanı Albay Muhsin Kutsi Barış, o isimlerin başında geliyor. Anayasayı, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs. Aynı zamanda silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan da yargılandığını belirtelim. 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi TRT'de zorla bildiriyi Kutsi'nin emirleriyle birlikte okutmaya çalışan eski albay Muhammed Tanju Posor ve eski kurmay yarbay Ümit Gencer'in de bu davada yargılandığını da belirtmiş olalım. 90 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemişti savcı ve sanıklar savunmalarını yaptılar. Son sözlerini söylediler. Artık gözler mahkeme heyetine çevrilmiş durumda. Şunun da altını çizmiş olalım. Eski alay komutanı albay Muhsin Kutsi Barış Genelkurmay Çatı davada da yargılanmıştı ve kendisi için 241 kez ağırlaştırılmış, 141 kez düzeltiyorum, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı. Bu davada da hakkında 1512 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Sanıklar salona getirildi. İlerleyen dakikalar içerisinde mahkeme heyeti de salonda olacak ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı davası 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaşananlar ilişkin başkentteki son davada karara bağlanmış olacak. Bizler de karar çıktıkça izleyicilerimize an be an aktarıyor olacağız.